Evet, İkbal sen çalışıyor musun bu arada? Evet, ben Almanca öğretmeniyim. Ha, ondan geldin Almanca. Almanca öğretmeni. Ay ne evet. Güzel, okulda mı? Evet, bir özel okulda çalışıyorum. Özel okulda. 5 yıl kadar oldu toplamda. Güzel Hanımcığım, ben efendim mutfağa canım bakmak istiyorum. Bak bak buradan bakabilir çok güzel miyim dönüyor. Buradan yok, bak. Kalkıp bakayım. Kalkıp bakacaksan kalk, o zaman Gürkan'dan tamam, izin iste. Tamam, bir izin alayım. Tabii tabii. Sen Gürkan'dan şey yap. Gürkan Bey. Buyurun. Kann ich in der Küche gehen? Nein, bitte. Warum? Das ist privat. Ja. Turşu mu istedin? Aber ich möchte. Ich möchte fünf Köfte. Ne yapacağız şimdi? Ja, sehr komisch. Sehr komisch. Du bist sehr komisch. Ama çok komik diyor. Sehr komisch. It's not komik. Ya, ya. Benim de dilim Almancaydı. Niye bilmiyorum. Zaten şapkayla sersizlik yapıyorsunuz masaya. Ben sizden özür dilediğim halde. İzin vermiyorsun galiba. Yemeklerin tadını çıkaralım. Sert şeylerden olmam. Göremez miyim? Şimdi o da şöyle biliyorsun, sıkı izlediğine göre onu da bilirsin diye düşünüyorum İkbal'cığım. Yani bu mutfak meselesi ancak yarışmacının izin vermesiyle gerçekleşecek aynen, olan bir şey. Ha, sarımsaklı ekmek mi yapmıştık? Parmesanlı zeytinyağlı. Ha, parmesanlı evet, zeytinyağlı, evet, pardon. Yani yarışmacı izin vermezse giremiyorsunuz. İkbal Hanım'la Gürkan Bey, Almanca konuşmalar falan. Burası Alman programı değil, burası Türk mutfağı, Yemekteyiz programı. Bir Türk kanalı. Burada öyle konuşmalar bana çok şey geldi. Abes geldi. Almanca konuşması da İkbal Hanım'ın tamamen şov. Yani İkbal'in nefes alması o masada şov. Niye izin vermedin Gürkan? Mutfağımın temiz olmaması vesaire değil. Tertemiz. Hiç problem yok Zuhal Hanım. Anladım. Sadece kural gereği. Hanımefendi eğer rica ettiğimde şapkayı çıkarsaydı masaya otururken. Bir şey söyleyeceğim yani Gürkan Bey. Mutfağınız temizse neden izin vermiyorsun? Mesela ben bakmak istiyorum şu an. Çok hijyenik bir insanım ve mutfağınızı görmek istiyorum. Bakabilirsiniz siz. Tamam, teşekkür ederim. Aa, özleme izin var İkbal'e evet, yok mu? Evet, özel izin veriyorum. Vermeyeceğim İkbal Hanım'a. Benim ben dinlediklerimi bir şey öğretmiyor. Beni yiyecek. Aa, yok öyle bir şey. Ne yaptım ben size beyefendi? Daha yermedim. Hiçbir şey yapmadınız o yüzden. Teşekkür bile edemedim. Şapkasını çıkarmadın diye mi mutfağa sokmadın? Bilemeyeceğim. Pembe düşmanısınız. Evet. Bunların neden mesela ağzı açık? Neden? Gürkan sohbet edeceğiz. Geldi artık. Kaçı? Yarım saat oldu. Evet. Artık şey yapalım. Zoyanım. Yemeği gasp açıyor da anamın yaptığı hışlık domatesler gibi. Lavabosu Allah'tan temiz de hani bir şeyler yiyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Gürkan Bey, güvendiğiniz mutfak bu mu? Güvenmekten değil, karides dışarıda kaldı. Onu tamam koymadım çünkü masamı hazırlamadığım için dışarıda kaldı. Ama her şeyin üstünü kapattım. Tamam, yine teşekkür ekmeklerime ederim kadar. Onun dışında da bir yerde çarşaf yok, ben teşekkür ederim. Ay, 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 iyi misin? İyisiniz. Ay, bir şey oldu mu? Burkum kaydı. Ay, burkum kaydı. Bir şey olmadı. Aman dikkat edin. Ben yıkılmam Zuhal Hanım. Aman Allah korusun, iyi misin? İyi bir. Şu basamağa dikkat edin. Nazara geldiğimi düşünüyorum zaten. Allah korusun. Çünkü enerjim çok asla yüksek ve nazarı direkt atıyorum. Çekmiyor bana yani. Aman bunlar, aman bunlar bulmadı değil mi Allah korusun? Çok geçmiş olsun. Yok, yok. Kendi basamağı kendi herkes çalıyor, kendi kendine oynuyor. Keşke nazara geldiğimi düşünüyorum. Falan. Geçmiş olsun. Nur, niye gülüyorsun ya? Aa, çok ayıp lütfen. Benim nazara getirdiğimi düşünüyor ama asla. Hadi gel, oturmaz tamam, mıydın? Tamam, ben bir şey söyleyeyim. Yani ben ne desem Nurhan neden bir şey söyleme gereği duyuyorsunuz? Bir şey söyle, Zuhal Hanım ben, sordu ve ben de cevap hayır, verdim. Hayır, ben özellikle şey mi dedim? Nur bana nazar etti ve ben düştüm bana mü dedim? Bana bakarak söylediniz. Hayır, ben buradan geçiyorum, size hiç en bakmadım. En son kişisiniz, size nazar değdireceğim. Hiç bakmadım. Yani neden mesela herkes susuyor da siz bu konuda yorum yapma gereği duyuyorsunuz? Ben güldüm demek Zuhal Hanım. Ay, o güldü, ben de niye güldün diye sordum. Evet, Zuhal Hanım'ın ama hep sorusuna cevaben. Söyleme çabasındasınız. Ne söylesem bir şey söylüyorsunuz ve bu beni rahatsız ediyor. Gülkan artık sen önemli bir şey değilsiniz benim için. Bir yanım şey diyeyim mi? Çok belli oluyor. Bitti ben rakip olarak beni görüyorsunuz da ben sizi rakip olarak asla bitmiyorum görmüyorum. Canım hepiniz birbirinize rakipsiniz de artık sen çorbaya başlamam. En son rakibim bile olamaz. Kesinlikle en son. Soğuk çorba zaten. Bile olamaz. Evet, tamam, ama en son yaparsınız olur mu? Biz çorbalarımızı ısırmayalım. İspanya'dan gazpacho çorbası. Hadi eline sağlık herkese diyelim. Herkese afiyet olsun. Teşekkür hoş geldiniz edelim tekrar. Sağ olun. Elinize hoş sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun herkese. Evet. Pişirdiniz mi? Bilmem. Bir bakın. Pişmiş bu çorba. Nasıl bu bir çorba tat pişmiş geliyor? Normalde nasıl yapılıyor? Normalde İspanya'da bu çorba hatta içine buz atılıp geliniyor. Ha. Şu an pişmiş bir çorba. Bunun tamam aslı böyle değil. Neden? Aslı. Evet. Anladım. Şimdi bunun yemekten iki türü vardı. Anlamadı. Eğer o kadar araştırdıysanız internet üzerinden bunu da lütfen size. Lütfen Gürkan Bey'e yorum yapar mısınız? Bana değil. Hadi gene kapat. Gürkan Bey'e yorum yaptım Gürkan zaten. Gürkan Bey, evet. Vallahi ben görmüyorum. Ama ben Gürkan sana ben görmüyorum şapkadan. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Pişmiş diyorsunuz bunu ama iyi pişmiş. Bir dakika, ben şimdi yorum yaptım. Gürkan Bey'e bırakın kendi açıklamasını. Bize yorum yapacak. Zuhal Hanım. Durun, ne oldu kızlar? Gürkan Bey'e bir şey söylüyorum. Eleştirimi yapıyorum ve açıklamasını yapacak. Bölüyor. Yani neden? Zuhal Hanım. Efendim.
pişmemiş çorbaya pişmiş, pişmiş diyor. Pişmiş bu çorba. Yani normalde pişmemesi gerekir ama pişirmişsin demek istiyor galiba. Hayır bizden. Pişmemiş evet. Zaten anlamıyorsunuz ya yemekten. Normalde buz gibi ikram ediyorlar. Buzla yani. Denilebilir evet. O zaman muhatabına dönelim. Gürkan pişirdin mi? Herhangi bir işlem uyguladın mı onunla ilgili? Şimdi tam onu diyordum. Hani bu kadar biliyoruz. De. Herkes internetten araştırmış sağ olsun gelmiş. Belki aramızda şef de vardır. Belki ne bileyim. Yok şef yok aramızda ama eskiler restoranı. Geçmişim var evet. Şimdi bu arada isterseniz bir bakın. Evet evet tadın tadın. Farklı bir nokta var. Bu ne pişmiş ne pişmemiş bir çorba arkadaşlar. Bunun iki türü vardır. Bir tanesi fırına atılır, domatesleri, kapya biberi közlenir, köz tadıyla birlikte yapılır. Diğeri de hepsi dediğiniz gibi çiğden salata modunda. Bu bana şu an ne lezzeti veriyor biliyor musunuz? Ezme. Kebapların ezme. Yanında ezme. Acılı ezme modu biraz veriyor size. Biraz açık atsan tamam ezme evet. Oldu bu yani. Ama katılmıyor işte. Gürkan peki ekmekten de yemeniz lazım orada bunun da biliyor dahil. Bunun asla böyle bir çorba değil yani aslı. Buna eminim. Tabii şimdi ki. Onun aslı diyemezsiniz. Bunun buz gibi iki tane aslı var onun. Hatta bir üç farklı yörelerine ait İspanya'nın. Bitmedi. Benim bitmemiş o yüzden devam ediyordum. Tuzu eksik. Evet. Ciddi tuz eksikliği var. Hı-hı. Bu kadar teşekkür ederim. Peki üstteki kremasında ne var onu biliyor musunuz? Ya da krema mı o? Nedir mesela içeriği? Bu bildiğin yoğurt. Yoğurt. Teşekkür ederim ben cevabımı aldım. Yoğurt değil bu mayonez. Zaten tadına mayonez. Bak. Evet mayonez tadı var. Mayonez. Demi-glace sos falan dersiniz birazdan diye bekledim de. Ya aferin, genel olarak krema. Beyefendi. Krema yoğurt olabilir. Tamam belki ben bu kremayı bilemedim diye bunun. Bu yemeğin her bu şeyini biliyormuşsunuz ya nasıl içmesi gerektiğini. Bu şekilde sizin ikram etmeniz doğru değil. Bunun soğuk gelmesi gerekiyor. Ben şeyden biliyorum sizi. Siz bunu, hayır siz bunu kaynatmışsınız. Bu çorba kaynatılmamalı. Kaynatmışım. Yani, evet. Peki izlersiniz. Tamam. Peki Selahattin'e geçelim. Bana gelse Doğan'ın tam bir acılı ezme sadece acısı eksik. Demek ki acılı ezme olmuyor o zaman. Olmuyor ama zaten keşke acılı ezme olsaydı. Acılı i̇şte ezme yeseydi yandaki ekmekle beraber. Peki nasıl buldun tadını, kıvamını, tadı soğukluğunu? Zaten tuzu hiç yok. Soğuk olmasını isterdim, evet. İçinde buz olmasını isterdim. Tuz konusunda katılabilirim. Hiç tuz yok, sıfır tuz. Doğrudur, aynen. Az olabilir. Ancak onun soğuk dışında olmasını acısı isterdim. Eksikliği soğuk değil zaten. Diyemez, acısı yani. Eksikliği. Bu Özlem Hanım zaten buz gibi servis edilebilir diye bir şey. Zoyan Hanım da dediği gibi buzla yanında servis edilebilir. Evet isterdim, ben buz isterdim. Siz isterdiniz, havada sıcak hanımefendi olduğu için. Hanımefendi istemezdi, hanımefendi pişmiş isterdi. Peki, yani. Bölüyorum ama ekmekle ilgili yorumunuzu da almalıyım, unuttuk onu. Özlem ekmek nasıl? Ekmek de çünkü menüde yazdığı için onu da değerlendireceksiniz. Ya bu ekmeklerin küp küp olması gerekmiyor mu? Hayır, öyle bir zorunluluğu yok. Krutonla karıştırıyorsun sen. Evet, kruton yazmadım çünkü. Kruton yazmadı. Bir bakayım. Bir bak lütfen. Sen nasıl buldun ekmeği Selahattin? Ekmeği ben valla hiçbir şey anlamadım yani zorlası da. Parmesanlı. Yani çok şey yok yani. Bana ekmek pek tad alamadım yani. Kaşar peyniri koyup atmışım fırına değil mi? Üstündeki kaşar da kurumuş. Bakın kaşar mı? Bana bir ezme geldi. Parmesan kurumuş. O kadar güzel devam ediyoruz ki çok güzel menümüz var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.